Filistin'de sistematik bir soykırım yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü bu cümleyle ifade etti. TRT 1 ve TRT Diyanet'in iftar programı ortak yayınına katılan Erbaş, Ramazan'da yardımlaşmanın önemini vurguladı. İsrafla ilgili de uyarılarda bulundu. Erbaş ilk iftarını da İstanbul Sultanahmet Vakfı'nda öğrencilerle yaptı. Filistin'de soykırım gerçekleştiriliyor. Evet. Soykırım yapılıyor. Ve sistematik yapılıyor. Sistematik yapılıyor. Müslümanların toprakları ellerinden alınıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, onlarca Filistinliyi katleden İsrail'in zulmüne bir kez daha tepki gösterdi. Erbaş, İsrail'in soykırım yaptığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve 3 gün önce de Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış olması büyük bir provokasyondur, kışkırtmadır. Bunu bile bile yapıyorlar. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma girişiminin yanında Müslümanlar için Gazze'de Filistinli kardeşlerimize uygulanan katliamın ayrı bir acısı vardı şüphesiz. Başkan Erbaş, İslam alemini bu tür acılara karşı birlik içinde olmaya çağırdı bir kez daha. Uluslararası güçlere de neden İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki vermiyorsunuz diye sordu. Ben diyorum ki Rabbimize dönelim. Biz birlik beraberlik olursak zalimler kendilerinde bu gücü bulamazlar. Yeter ki biz dik duralım. Yeter ki biz susmayalım. İslam alemi susmasın. Müslüman ülkeler susmasın. Müslüman idareciler susmasın. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Başkan Erbaş, iftar vaktinde TRT Diyanet ve TRT 1'in ortak yayınladığı Ramazan Sevinci programına konuk oldu. Rahmet ve bereket ayı mübarek Ramazan'ın ve oruç ibadetinin müminler için önemini anlattı. İslam'dan başka da imsakıyla, sahuruyla, iftarıyla ve işte hiçbir şey yememek, içmemek, oruç yasağı olan haliyle başka bir inançta böyle bir oruç yok. Yani perhiz şeklinde var. Evet. Diğer inançlarda. Su içiyorlar ama et yemiyorlar. İşte gibi onu yani yiyorlar işte, ama ötekine evet. Diyor ki ben 10 gün meyve yemeyeceğim diyor. 10 gün et yemeyeceğim diyor. İşte 20 gün neyse 40 gün işte proteinden süt içmeyeceğim. Uzak proteinden diyor. Uzak duracağım tarzında. Evet. Perhize yönelik bir takım uygulamalar vardır. Ama bu şekilde pek çok hikmeti içinde barındıran bir oruç anlayışı başka inançlarda yoktur. Erbaş, oruç tutmanın yanında Ramazan'da tavsiye edilen ibadetler anlamında bol bol Kur'an okunmasını önerdi. Kur'an'la hemhal olmak geliştirsinler. Gerekiyor. Geliştirsinler, okumalarını geliştirsinler. Bol bol günde işte bir cüz okuyabilen bir cüz okusun, iki cüz okuyabilen iki cüz okusun ve anlamaya çalışalım Kur'an-ı Kerim'i. Rabbimiz ne anlatıyor? Kur'an'da ne anlatıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bu Ramazan'ın teması olarak belirlenen israfla ilgili uyarılarını sürdürdü. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz israfı haram kılmış. Ya biz istiyoruz ki şu Ramazan ayında fakir fukara, garip gureba insanların yanında yer alalım. İsraftan uzak duralım. Bir tarafta da diz boyu israf var. Yani insanlar yetinmiyorlar, kanaat etmiyorlar. Kanaatkarlık ortadan kalkmış. Lüks yaşayan insanlar var. İsraf içerisinde yaşayan insanlar var. Her 3-4 saniyede bir insan da tokluktan yani obeziteden fazla yemekten ölüyor. Ve her zaman söylediğimiz bir şeyi burada da tekrar etmek istiyorum. İslam işte bu dengesizliği ortadan kaldırmayı amaç edinen bir dindir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş programda ilk iftarın duasını da yaptı. Daha sonra İstanbul Sultanahmet Vakfı'na geçerek iftar yemeğine katıldı, öğrencilere ilim öğrenmenin önemini anlattı. Her zaman elimizde kitap ve kalem olacak. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi, hikmet olmazsa biz her zaman maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız. Ama ilim, irfan, bilgi, hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan
bir millet oluruz.